Merhabalar. Kolay ve pratik tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde en pratik şekilde nasıl içli köfte yapabilirsiniz onun tarifini vereceğim. Bugün sizlere yeni almış olduğum çok güzel bir aparatla güzel bir şekilde içli köftelerimizi hazırlayacağız. Hemen dilerseniz nasıl hazırlamışım tarifimi direkt ben geçmek istiyorum. Öncelikle içli köftemizin iç harcını yapmakla başlıyoruz. Şöyle elimde 100 gram kadar kıyma var. Kıymamı tavamın içerisine aldım güzel bir şekilde suyunu çekene kadar güzelce şöyle gördüğünüz gibi karıştırarak kavuruyorum daha sonrasında içerisine 100 gram kadar tereyağımı alıp tereyağın yavaş yavaş böyle güzelce erimesini sağlıyorum daha sonrasında şöyle içerisine bir adet büyük boy soğanım vardı güzel bir şekilde elde ufak ufak doğradım soğan ve kıymamı güzel bir şekilde karıştırarak kavuruyorum daha sonrasında içerisine şöyle görmüş olduğunuz gibi bir yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. İki diş de şöyle görmüş olduğunuz gibi sarımsak ilave ettim içerisine. Baharat olarak bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı da karabiber ilave ettim. Baharatlarını tamamen kendi damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Elimde olan baharatlarla güzel bir şekilde hazırladım. Ocağın altını kapattıktan sonra şöyle bende dondurulmuş maydanoz vardı. Onu içerisine ilave edip güzel bir şekilde karıştırıyorum. Tabi taze maydanozunuz varsa daha güzel olacaktır. Ben de bu şekilde içerisine ilave edip karıştırdım. Şimdi artık ocaktan alıyorum ve güzel bir şekilde soğumaya bırakıyorum. Hemen bu arada bulgurunu yapmaya başlayalım. Bir su bardağı irmik bir su bardağı ise köftelik bulguru şöyle bir kabın içerisine aldım güzel bir şekilde öncelikle karıştırıyorum daha sonrasında içerisine bir buçuk su bardağı sıcak su yani kaynamış suyu ilave ediyorum içerisine güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra üzerine bir kapak kapatıp en az bir yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyorum bulgurumuzun kapağı kapalı bir şekilde dinlenmesi gerçekten çok önemli en az bir yarım saat kadar dinlenmeye bırakalım şöyle güzel bir şekilde dinlendikten sonra da görmüş olduğunuz gibi bayağı sert olmuş. Hemen şöyle kaşık yardımıyla parçalar haline ayırıyorum. Daha sonrasında içerisine baharatlarını hemen ekleyeceğim. Baharat olarak bir tatlı kaşığı tuz kullandım. Bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı da pul biber. Baharat olarak yeterli benim için. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı da biber salçası kullanıyorum. Biber salçası gerçekten çok yakışıyor ben elimle yoğurmayacağım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi mutfak şefinin içerisine aldım. En az hızlı devirde 10 dakikadan fazla yoğurmuşumdur kesinlikle. Daha sonrasında şöyle elimle kontrol edip güzel bir şekilde alıyorum şimdi. Yumuşaklığını güzel bir şekilde elinizle kontrol edin arkadaşlar. Bakın bu aşamada hiçbir şekilde su ilave etmememe rağmen yoğururken ne kadar güzel bir şekilde yumuşacık bir içli köfte harcı olmuş şimdi elimi hafif bir şekilde ıslatıyorum güzel bir şekilde içli köftemin dış kısmını hazırlıyorum bu şekilde toparladım böyle arada güzel bir şekilde elimi ıslatarak toparladım ve şimdi sizlere kıvamını göstermek istiyorum aynı bu şekilde yumuşacık bir kıvam olması gerekiyor yapacağımız aparatı hemen sizlere göstermek istiyorum gerçekten çok güzel internetten sipariş verdim ve görür gelmez bu kesinlikle benim olmalı dedim. İlk defa kullanmama rağmen gerçekten aşırı bir şekilde memnun kaldığım için sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir adet içli köftemi hazırladım bile. Çünkü ilk denemem olduğu için nasıl olacağını merak ettim. cecik denedim bir tane ve şunun şekline bakar mısınız? Gerçekten kalemle çizilmiş gibi güzel bir şekilde işli köftemi hazırladım şöyle arkadaşlar çok büyük de bezeler hazırlamıyorum parçalara ayırıyorum ee, işli köfte harcımı çok fazla büyük parçalara ayırmayın arkadaşlar çok fazla kalın olmasın çünkü benim hazırladıklarım gerçekten muhteşem şekilde ince olmuştu o yüzden ben bu büyüklüğü tercih ettim sizler bir keresinde yaptığınızda zaten daha sonrasında ayarlayabiliyorsunuz şöyle aparatımızın üzerine mutlaka şöyle bir streç foli ile kaplamamız gerekiyor. 2 adet bezemi aldım. Güzel bir şekilde şöyle görmüş olduğunuz gibi geniş bir şekilde bırakıyorum streç foli üzerine. Daha sonrasında elimle sert bir şekilde bastırıyorum. Güzel bir şekilde bastırdıktan sonra şunun şekline bakar mısınız? Muhteşem bir şekilde oldu. Hemen oradan kaldırıp yan tarafa kaydırdım. Elimle görmüş olduğunuz gibi. Daha sonrasında üzerindeki streç folyeyi hemen kaldırıyoruz. Bu aşamada elinizi birazcık ıslatabilirsiniz. Bu arada köfteleri de streç folyon içerisine aldıktan sonra yani almadan önce güzel bir şekilde ıslatın ki çok fazla çatlama olmasın. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir tarafına ıı, işli köftemin iç harcından bolca koyuyorum. Gerçekten içi de bayağı bol olmuştu. Güzel bir şekilde doldurmuştum. Şimdi Yan taraftakini hemen üzerine kapatıyorum. Streç foli halen daha üzerinde görmüş olduğunuz gibi. Bu sefer tekrardan güzel bir şekilde elimle Sert bir şekilde bastırdım üzerine. Ve işli köftemiz bu aşamada bitmiş oluyor. Şöyle hemen elimi ıı, ara sıra ıslatarak Kenarını öncelikle temizliyorum, kenardaki fazlalıkları aldım hemen. Şimdi işte elimi ıslattım, işte köftemi elime aldım. Görmüş olduğunuz gibi hazır, ama yanlarında böyle bazen açıklık olabiliyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Bunu da artık yani elinizde tamir edeceksiniz. Gerçekten çok da basit yani. Bu da çok güzel, hızlı bir şekilde oluyor. Sadece yan taraflarını birazcık şekil veriyorsunuz, o kadar görmüş olduğunuz gibi işli köftem artık hazır muhteşem bir şekilde hazırladım. Şimdi burada hızlı bir şekilde tekrardan bir tane göstereceğim. Video sıkıcı olmasın diye birazcık hızlandırdım. Şöyle işli köftemi içine aldıktan sonra elimi ıslatarak güzel bir şekilde açıyorum streç folyeyi. İçerisine güzel bir şekilde iç harcını doldurduktan sonra tekrardan diğer tarafı üzerine kapattım. Streç folyeyi açmadan üzerine tekrardan sert bir şekilde bastırıyorum kenarlarını güzel bir şekilde elim ıslatarak alıyorum daha sonrasında içli köftemi aldım içerisinden gördüğünüz gibi kenarlarını artık elimle tamir ediyorum gördüğünüz gibi birazcık böyle hamurundan alıp güzel bir şekilde tamir ettim kenarlarında hiçbir şekilde açılma falan da olmuyor gerçekten iyi yaparsanız hiçbir şekilde açılmıyor da İçli köftelerim artık hazır isterseniz bu tarifin iki katında yapabilirsiniz Çünkü ben ekstra az yaptım bir de ilk denemem olduğu için az yapmak istedim. Şimdi ise içli köftelerimizin kısaltma bölümüne hemen geçiyoruz. Ben işli köfteleri kısaltılmış çok daha seviyorum. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi orta ısıda yağımı ısıttım. Çok fazla da ısıtmadım arkadaşlar. Hemen böyle kararıp e, sertleşmesini istemiyorum. O yüzden kısık ateşte çok kısık da olmayacak aslında orta ateşte güzel bir şekilde ara sıra böyle karıştırarak güzel bir şekilde kızartacağım köftelerimi. Gerçekten o kadar lezzetli oldular ki muhteşem bir lezzeti vardı anlatamam. ilk denememe rağmen muhteşem bir lezzeti vardı. isterseniz çok yapıp derin dondurucuya atın çünkü aparat o kadar pratik ki gerçekten hızlı bir şekilde yapıyorsunuz. Nasıl yaptığımı anlamadım bile ama ben az yaptım tabii ki de. İsterseniz tarifin iki katını da yapabilirsiniz. Ara sıra şöyle görmüş olduğunuz gibi karıştırıyorum ki yavaş yavaş kızarsın. İç kısmı zaten kızarmıştı. Sadece dış kısmının güzel bir şekilde kızarmasını istiyorum. Şunun rengine bakar mısınız? Gerçekten içli köftelerin rengine bir hayran kaldım. O kadar güzel görünüyorlardı. Ara sıra şöyle güzelce karıştırdıktan sonra ben tamamen kızarmış olduğunu düşünüyorum. O yüzden hemen çıkartıyorum. Tekrardan 4 adet alıyorum içerisine Tenceren birazcık küçük olduğu için ben çok fazla koymadım arkadaşlar. Ki böyle birbirine yapışıp da böyle sık bir şekilde pişsinler istemedim. Rahat bir şekilde güzel bir şekilde kızarsınlar istedim. Aynı şekilde güzelce şöyle çeviriyorum ara sıra elimle. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadıysanız hemen direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. İşli köftelerimiz son halinde burada sizlere göstermek istiyorum. Hemen böyle kesip sabırsızlıkla içinde göstermek istiyorum o kadar ince oldu ki gerçekten hiçbir şekilde aparat kalın yapıyor falan yok. Güzel bir şekilde içi de dolu dolu oldu. Çok fazla büyük içli köfteler yapamıyorsunuz tabii ki de. Ama gerçekten inanın bu bile yeterli yani. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.